Merhaba sevgili takipçilerim, kanalıma hoş geldiniz. Bugün de sizlere son yıllarda çok beğenilen sıralı harika bir oya modeli paylaşacağım. Evet, modelimiz su dalgası arkadaşlar. Gerçekten yapımı çok güzel ama görüntüsü de bir o kadar da şık, zarif bir oya. Evet, bu oyanın yapımına geçmeden önce kanalıma destek amaçlı abone olup videolarımı beğenip paylaşırsanız, zil sesini de aktif hale getirirseniz yeni çekeceğim bütün videolardan hemen ilk sizlerin haberi olur. Gerçekten destek veren, abone olan, yorum yapan, beğenen, paylaşan bütün takipçilerime de sonsuz teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız diyorum. Evet, yazmamız sade ekru renk arkadaşlar. Bu yazmaya hangi renkler uygulayacağım? Hemen anasına, böyle zemin tarafına ekru rengimin kendisinden kullanacağım. Şöyle bir koyu kahverengim var. Şöyle bir kiremit rengim var. Tarçın rengi de deniyor. Hardal sarım var. Ve bir de mor rengim var arkadaşlar. Yani morun değişik bir tonu bu. Bu renklerden gerçekten şık, zarif bir renk uyumu olacak. Evet, hemen ipimi, ekru rengim ipimi takıp geliyorum iğneme. Ve Bismillahirrahmanirrahim diyerekten oyamıza başlayalım. Oyamızın ilk sırası zürafa olacak arkadaşlar. Bu model zürafasız olmaz. O yüzden düzgün bir şekilde zürafamızı bu şekilde birinci sıraya yapalım. Ben şimdi ipim bitene kadar zürafamı yapacağım. Sizler bir sırayı tamamlayıp gelin arkadaşlar, ikinci sıramıza geçelim. Evet, modelimizin ikinci sırasında hemen 1, 2, 3, 4 adet zürafamızın üzerine tekrardan zürafa yapıyoruz. Bir boşluk bırakıyoruz. Diğer zürafamıza köprü yapıyoruz. Bu köprüyü yaparken çok germeyeceğiz. Şöyle hafif kavisli bir köprü yapacağız. Hemen 4 zürafamızı yapıyorum peş peşine. Birinci, ikinci, üçüncü zürafamı yaptım. Son zürafamı da yapıyorum. Ve şimdi bir boşluk bırakıyorum. Hemen bir diğer zürafaya köprü yapıyoruz. Dediğim gibi kavisli bir köprü olacak bu. Ayarlayın, çekin. Hani çok da kavisli değil tabii ki de. Bu şekildeki kavisler birinci sıra için yeterli. Ben devam edeceğim arkadaşlar. Bu modelin en zor yeri bence, yani bana göre, zürafası. Zürafası bittikten sonra üstü gerçekten çok kolay ilerleyen bir model. Ben bu sıramızı da ipin bitene kadar yapıp geliyorum. Sizler de yapın. Dediğim gibi 4 tane zürafa yapıyoruz. Arada bir boşluk bırakıyorum. Köprü yapıyoruz. Köprümüz birazcık kavisli olacak. Evet. Zaten ikinci sıra gerçekten çok çabuk ilerliyor. Hemen yapılan bir model. Ben ipim bitene kadar yapayım. Sizler de yapın. Gelin. Evet, üçüncü sıramıza geçtik. İpimi sabitledim. Şimdi bu sıramız daha kolay. Hemen
Her sıra birbirinden daha kolay ilerliyor. Hemen 4 zürafanın üzerine tekrardan aynı şekilde 3 zürafa yapacağız. Bu sefer zürafa sayımız 3'e düşüyor. Bu şekilde. Dediğim gibi en böyle zor olan kısım zürafası bence. Evet, 3 zürafamı yaptım. Gene köprü yapacağız. Fakat bir önceki köprüden bir tık daha kavisli bir köprü olacak bu arkadaşlar. Hani onu geçecek diyelim. Bu şekilde yeterli. Yani hafif bir kavis daha vermiş olduk. Tekrardan 3 zürafamızı yapıyorum. Tekrar köprümüzü yapıyoruz. Bu sıra daha çabuk ilerleyecek. Göreceksiniz. Hemen köprümüzün üzerinden bu şekilde bir tık geniş kavisle ayarlayın. Çekin, zaten o belli olacaktır yaptıkça. Bu şekilde yapacağız. Bu sıramızı da bu şekilde yapalım, bitirelim. Ben de ipim bitene kadar aynı şekilde devam edeceğim. Bir püf noktası daha söyleyeyim arkadaşlar. Bu zürafalarınızı yaparken tam ortalı bir şekilde yapın. Hani yanında kalmasın, öbür yanında kalmasın. Tam bu şekilde ortalı yaparsanız işiniz bu model gayet güzel durur. Hemen köprü yaptığınızda da misal ortalı bir şekilde ayarlayın. O şekilde batın. Ve bu şekilde ipimiz bitene kadar da devam edelim. Çok çektim arkadaşlar. İpim de kırıldı. Devam edeceğim aynı yerden. Evet, bu sıramızı da bu şekilde bitirelim. Gelelim. Evet, dördüncü sıramızdayız. Şimdi dördüncü sıramızda da az önceki yaptığımız gibi köprümüzü bir diğerinden bir tık daha geniş tutuyoruz. Hani şöyle göstereyim. Her yaptığımız birbirinin daha bir büyüğü. Araya 2 adet zürafamızı yapıyoruz. Yani 4'tü 3'e düştü, 3'tü 2'ye düştü. Bu şekilde küçük aralarında piramitler oluşuyor. Evet, 2 tane zürafamı yaptım. Hemen diğer zürafama köprü kuruyorum. Dediğim gibi diğerinden bir tık geniş bir köprü kuruyorum. Bu şekilde bu sıramızda bir önceki sıramızdan gerçekten daha kolay ilerliyor. Zaten son sıramızı yapacağız az sonra. Ve alt zemin bu şekilde bitmiş oluyor. Hemen köprümü bu şekilde ayarlayın ve çekin. Dediğim gibi birbirinden bir tık geniş oluyor. Bu şekilde bu sıramızı da yapalım. Ben de ipim bitene kadar yapayım. Daha sonra son sıramızda sizlerle tekrardan buluşalım sevgili takipçilerim. Çabuk ilerliyor. Bir ip taktım da zaten yarım kenar yapıyor. Hem de ürekli bir modelimiz. Evet, yazmamızın son sırasına geldik. Burada da bir, gördüğünüz gibi bir kalıyor.
Bir zürafa yapıyorum. Hemen köprü yapıyorum. Köprü yaparken de ayarlayın. Şöyle bakın. Geniş duracak şekilde ayarlayıp tam ortalı bir şekilde çekin. Hemen bir adet zürafamızı yapıyorum. Bu sıra en kolay arkadaşlar. En çabuk biten sıramız, son sıramız. Bu şekilde zürafamı yaptım. Hemen yanındaki zürafama geçiyorum ve tam çekmeden şöyle tutup ayarlıyoruz ve ondan sonra çekiyoruz. Yani bir tık geniş kalacak şekilde burayı da ayarlıyoruz. Bu şekilde bu sıramızda yapalım, bitirelim. Ben dediğim gibi ip takıyorum. O ip bitene kadar yapıyorum. Bu şekilde yapalım. Son çiçeklerinde görüşürüz arkadaşlar. Evet sevgili hanımlar, ben bu şekilde bu sıramızı da yaptım. Şimdi sıradaki renk, yani içine kullanacağım herhangi bir rengi iğnemi takacağım ve üstünün çıtırlarını yapmaya başlayacağız. Evet, kahve ipimi taktım ben. Şöyle bu piramitlerin en üstündeki son zürafamıza ipimizi güzelce sabitleyelim. Sabitlerken iki tane doluyorum. Bu şekilde. Yazmam açık renk olduğu için koyu kahverengiyi tercih ettim ben. Sizler tabi uygun böyle değişik kendinizin sevdiği renklerden de uygulayabilirsiniz. Hemen bir küçük çıtır yaptım. Pırpırımızı yaptım. Hemen ikinci pırpırımızı yapıyorum. Ve üçüncü pırpırımı yaptım. Bu kadar arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Şimdi dibinden makasla keseceğim. Şöyle tam dibinden aldım. Sıradaki uygun olan rengimi takacağım. Evet, kahvemin yanına bu rengin uyacağını düşündüm. Yazmamızdaki alt yaptığım rengimi takıyorum. Tekrar bu piramidin hemen yanındaki piramidin en üstteki zürafasına ipimi sabitledim. Bu şekilde küçük pırpırımızı yapıyorum hemen. Gerçekten çok kolay ilerleyen, harika, çok beğenebileceğiniz bir model. Sizi hiç zorlamayacak ama görüntüsü de bir o kadar da güzel olacak bir model. Dediğim gibi kızınızın, oğlunuzun çeyizine, arkadaşınızın çocuklarına hediye yapabilirsiniz. Kendinize örüp takabilirsiniz. Kayınvalidenize yapabilirsiniz. Annenize yapabilirsiniz. Yani istediğiniz örüp satabilirsiniz. Sipariş çok çok aldığım bir model bu arkadaşlar. Hemen lila rengimi taktım yanına. Bu şekilde 3 tane küçük pırpır da buraya yapıyorum. Gördüğünüz gibi bir taktığım ip yarım kenarı geçiyor arkadaşlar. Altta bile. Hani sıralı harika bir model bence. Evet, bu şekilde 3 pırpırımı buraya da yapıyorum. Ve hemen makas yardımıyla
ipimi kestim. Şöyle göstermek istiyorum. Çok hoş oldu. Ben diğer renklerinden de atıp geliyorum sevgili takipçilerim. Evet, ben renklerimden bu şekilde attım arkadaşlar. Gerçekten şahane bir model oldu. Şöyle göstermek istiyorum sizlere de. Gerçekten kolay, harika, çıtır çıtır sıralı bir iğne oyası oldu. Sizler de dediğim gibi çok kolay bir şekilde yapabilirsiniz. Modelimizin en zor yeri gerçekten arkadaşlar en alttaki zürafa. Zürafası bittikten sonra modelimizi kısa bir sürede yapacaksınız. Evet, bugünlük de bu kadar arkadaşlar. Sizlere böyle güzel, harika bir modeli anlatmak istedim. Ekran resmi almak isteyen sevgili hanımlar da bu şekilde ekran resmi alabilirsiniz. Şöyle daha net görünüyor. Evet, beni buraya kadar izleyip dinleyen, videoma yorum yapıp beğenen, paylaşan, kanalıma destek amaçlı abone olan bütün sevgili takipçilerime sonsuz teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız diyorum. Tekrar yeni bir videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın.